Son sıcak gelişmeyi TV100'de sağ dışı programında Osimhen uçağa bindi. Yola çıkıyorlar yani. Evet baba. Osimhen Napoli 2,5 saat sürüyor. Evet, zaten Galatasaray taraftarları da havaalanında iyi ki geliyor. Evet. Bir de o vardı. Havaalanına gitmişler mi? Evet, 3'ü bulacak. Kaçı? 3'ü bulacak 2,5 saatse. Evet, kalkması inmesi falan derken biz hatta erken binme ihtimaline karşı yayını bile uzatmayı düşünüyorduk ama saat 3'ü bulursa oraya o kadar uzatamayız. 3'e kadar kalırız. Onlar için üzülürüm. Senin için bekleriz 3'e kadar istiyorsan. Baron sen savurda kalmışken. Abi Osimhen Osimhen için 3'e kadar beklemeyeceğiz de kimin için bekleyeceğiz? Ama ne konuşacağız onu bilmiyorum. Abi bu arada 4-4-2 diyorsunuz ya, Galatasaray elindeki futbolcu havuzu 4-4-2 oynayamaz. Verelim geniş kadroyu, rica edebiliriz arkadaşlar. Şurada söyleyeyim, neden oynayamaz? Oynayamadı zaten. İşte oynayamadı da zaten yani. Oynamaya yani çalıştı. Orada da şöyle 4-4-2 de yani çok teknik konuşmayalım. İzleyiciler bu gece... Doğru. Bu gece transfer uçak kalktı mı desek oraya? Alt yazıya uçak kalktı mı desek? Uçak kalktı mı? Yıldız oyuncu Osimhen uçağı... Yanlışlıyor mu? Osimhen'in uçağı kalktı diyebiliriz. Uçağa bindi, uçak kalktı da. O binmeden kalkmıyor. Daha uçak kalkmadı ama. Kalktı mı? Ayva. Uçağa bindi olarak. Yıldızlar. Okay, yani Star Wars. Uçağa bindi kalsın. Uçak Star Wars başladı. Uçak kalkıyoruz bindi diye. Bindi mi kalktı mı ne oluyor? Atarlar, doğru mu? Evet. Bilgiyi verirler. Uçağa bindi diye kalsın. Yıldız oyuncu Osimhen uçağa bindi ya da İstanbul'a geliyor. Bu gece İstanbul'a geliyor diye. Osimhen bu gece İstanbul'a geliyor. Uçağa bindi diye. Abi 4-4-2, 3-5-2 ile ilgili konuşmaya kendimi mezun hissetmiyorum ama. Aynı şekilde ben de. Haluk galiba bu konuda. Şunu söyleyebilirim sadece. Yani görünen köy kılavuz istemez. Galatasaray Young Boys maçına... Icardi ve Batshuayi ile çıktı. Orta sahası Sara ve Torreira'ydı. İlk yarı beşlik oluyordu. Abi şu anki Galatasaray yani, 4-4-2 de oynayamıyor ki. Peki baba şöyle bir şey. Yine sağ dışından o zaman bir buyurun. Şeytan avukatını yapalım. Acaba diyorum ki Icardi'nin sakatlığı açıklanan ciddi mi? Yok. Değil, değil. Değil. Soruyorum. Değil. Ben de merak ettim. Çok doğru bir... Bu geliş bence başkasının gidişine neden olma ihtimali yok, yok değil mi? Hayır yok. En kestirmeden. Bunu çok net söyleyeyim. Osimhen bir fırsat transferi. Bak bir daha söylüyorum. Avrupa'da Osimhen'in bir yıllık maaşı karşılığında bir sezon oynatacağın Osimhen'e hayır diyecek herhangi bir kulüp yok Avrupa'da. Buna Chelsea'yi de sayarım. Manchester City'yi de sayarım. Yani maliyet açısından söylüyorum. Evet belki Manchester City 80 milyon euro ya da 80 milyon pound bonservis ödemeyebilir. Ama 9 milyon euro yıllık parayla, Baron'un söylediği, benim söylediğim 6 milyon euro artı bonuslar neyse, bu parayla Osimhen'i transfer etmeyecek bir yıl herhangi bir Avrupa kulübü yok. Bütçesi varsa. Şey iptal oldu değil mi herhalde? TFF limitleri yok. Limit yok, bitti. Sözde var. Bence yok artık. Özde var mı bilmiyorum yani. Bence yok. Şu noktada. Ben kesin yok. Şimdi sormak ya, lazım. O bölümü konuşuruz. O bölümü abi, konuşuruz. Kerem Aktürkoğlu'nu sattı ya. Hani... Kerem Aktürkoğlu satıyor. Hayır, bonservis yok ki bunda mesela. O yüzden üstelik Kerem Aktürkoğlu maaş yükü var. Maaş limitinde var. Burada maaş yükü var. Maaş yükü de işte o daha serbest de bonservis. Galatasaray 80 milyon euroydu maaş bütçesi. Evet. 90'a çıktı. 80 yok ya, nerede 80? Şeyde öyle dediniz abi. 13 milyon euro Young Boys dediler. 80 milyon euro Galatasaray dediler maaş. Geçen burada söylediniz. 80 yok. Yok abi. Yok. En son zaten dediniz abi. En son 62-63 müydü? Hayır, burada öyle dendi. Burada dendi 80 ki 80 milyon euro diye. Hatta şeye soru soruldu ya. Gelişlerle beraber olabilir. Burada söylenmedi ya. Bir arkadaşım mesaj atmış bana. Milleti önce bayılttınız sonra ayılttınız diye. Kerem Demirbay. Abi transfer o kadar acayip bir. Geliyor diye beni hazırlardı. Çok acayip bir süreç değil mi abi işte bu transfer işleri? Ama %51'i ortada mutlaka vurguladın. Evet. Gelme ihtimali gelme ihtimali %51 abi, dedi. İşte böyle oyunları 49 dedi. Oradan 51'e çıkardı. Ben hiçbir şey anlamadım. Ben tedirgin oldum açıkçası. Abi tedirgin ben olacak ama bir şey yok. Alttan verdi yani bana. Ama uçağı bindiren de sen oldun. Onu da söyleyeyim. Abi, kurtarmam lazım. Ne yapayım ya? Ona kalsa 4'e kadar kıvrandıracak herkese. Abi büyümüşsün. Adam Fabrizio'yu bile geçti ya. Fabrizio mesaj atmış mı uçağa bindi geliyor diye. Yok. Nereden bilecek? Senin mention'ın nereden bilecek? Nereden bilecek? Fabrizio var ya, getir götürünü yapar Baron'un ya.